Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 1 Haziran itibariyle OBS versiyon 27 güncellemesini hepimiz aldık. Ama eminim ki çoğumuz ya bu güncellemede neler gelmiş, ne olmuş, ne bitmiş diye bakmadınız. Ben de sizlere kolaylık olması için OBS versiyon 27 güncellemesinin biraz derinliklerine indim. Yaptığım araştırmalar sonucunda bizlerin işine yarayacak olan özellikleri 5 maddede toparladım sizler için. Şimdi birlikte bu 5 maddeye bakacağız. Ama bu 5 maddeye bakmaya geçmeden önce eğer videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Şimdi hızlıca videoya geçiyorum. Birinci maddemiz hepimizin gerçekten uzun süredir beklediği çok mükemmel bir özellik. Bu özellik nedir? Aslında bizim için çok basit gözükse de geri alma özelliği. Bir hata yaptığımızda, yanlışlıkla bir şey sildiğimizde CTRL-Z tuşuna basarak bunu geri alamıyorduk. Ama gelen versiyon 27 güncellemesiyle bunu eklediler. CTRL-Z tuşuyla geri alıp CTRL-Shift-Z tuşuyla da ileri atabiliyoruz. Bunun için birkaç deneme yaptım. Hani acaba dedim maksimum kaç kere geri gidebiliyoruz, geri alabiliyoruz diye bakmak istedim. Ama sonuna ulaşamadım. Sürekli geriye doğru gidiyor. Bunun üzerine OBS'in bir blog yazısı paylaştığını gördüm ve orada baktığımda neredeyse 5000 hamleye kadar geri alıp ileri gidebiliyoruz. Şimdi bu işlemi nerelerde ve nasıl uyguladığımıza bakacağız. Evet arkadaşlar, mesela buraya biz ikinci bir sahne ekliyoruz. Gördüğünüz gibi bir adet sahnem var. Bir adet de Just Chat ekranım mevcut. Kaynaklar kısmı sağ tıklıyorum, ekle diyorum, resim diyorum, tamam diyorum. Buraya ben birkaç tane bir şey ekliyorum şu şekilde. Sonrasında bunu buraya aldım mesela. CTRL-Z'ye bastığımda gördüğünüz gibi önceki yere aldı. Eskiden böyle bir özelliğimiz mevcut değildi. Aynı şekilde boyutunu büyüttüm. Ctrl-Z'ye bastım ve gördüğünüz gibi eski haline geri geldi. Mesela tekrar Ctrl-Z'ye basıyorum ve gördüğünüz gibi kaynaklardan yok oldu. Ctrl-Shift ve Z tuşuna bastığımda da geri gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde her yerde bunu kullanabilirsiniz. Mesela burada mikrofonumuza bir filtre ekleyelim. Artıya tıkladım, genişletici ekledim. Artıya tıkladım, kazanç ekledim. Sonrasında Ctrl-Z yaptığımda gördüğünüz gibi geri alabiliyorum. Ctrl Shift Z yaptığımda da tekrardan eski haline getirebiliyorum. İkinci maddemiz kaynaklarımıza geçiş efekti ekleme. Mesela kaynaklar kısmına kameramızı ekledik. Bildiğiniz üzere sağ köşede göz işareti vardır ve biz o göz işaretine basarak kameramızı kapatıp açabiliyoruz. Artık o göz işaretine tıkladığımızda kameramız kapanırken ve açılırken kamera kaynağımıza geçiş efekti ekleyebiliyoruz. Bu sadece kameramız için geçerli değil, kaynaklar bölümüne eklediğimiz tüm eklentilerimiz için geçerli. Şimdi birlikte bunu nasıl yapacağımıza bir göz atalım. Mesela ben buraya kameramı ekliyorum hemen. Gördüğünüz gibi kameramı ekledim. Aynı zamanda kameramı şöyle küçültüyorum. Mesela buraya aldım kameramı. Aşağıda da gördüğünüz gibi benim Twitch kanalım açık. Burada yapmamız gereken şey, mesela geldim, ben kameramı açıp kapadığımda bir geçiş efekti eklemek istiyorum. Kamerama sağ tıklıyorum. Buradan geçişi göster diyorum. Ve buradan istediğimiz geçiş efektini seçiyoruz. Arzu ederseniz kendi tasarladığınız After Effects'ten çıktı aldığınız geçiş efektlerinizi de buraya ekleyebilirsiniz. Mesela ben burada swipe'ı seçiyorum. Soldan gelsin diyorum. Tamam diyorum. Kameramı kapatıyorum. Şimdi kameramı tekrar açtığımda gördüğünüz gibi yandan süzülerek geldi. Bu daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi burada stinger ekliyorduk bildiğiniz üzere. Buradan yine kendi tasarımınızı stinger olarak eklerseniz o da otomatik olarak burada da çıkacaktır. Mesela başka yapalım. Mesela ne diyelim? Soldur diyelim. Kapattım. Açtığımda gördüğünüz gibi yavaş yavaş geliyor. Ve bu şekilde de istediğiniz bütün kaynaklara bu geçiş efektini ekleyebilirsiniz. Mesela pencere yakalamaya da ekleyeyim ben şimdi. Geçişi gösterdiğim, swipe diyorum, sol diyorum, tamam dedim, kapattım. Açtığımda gördüğünüz gibi sağdan sola doğru geliyor. Bu şekilde kaynaklarınıza da istediğiniz gibi geçiş efekti ekleyebilirsiniz. Üçüncü maddemiz Nvidia Noise desteği. Bildiğiniz üzere arka plandaki seslerimizi almaması için mikrofon kısmına filtrelerden gürültü bastırma ekliyorduk ve burada iki tane seçeneğimiz oluyordu. Bunlardan biri RR Noise ve Speaks eklentileriydi. Şimdi bunların yanına bir de Nvidia Noise eklendi. Bu özellikle RTX ekran kartına sahip yayıncı arkadaşlarımı ilgilendiren bir konu. Öncesinde gürültü bastırma için Nvidia Broadcast'i ya da RTX Voice uygulamasını arka planda açmanız gerekiyordu. Ama artık bunu açmamıza gerek kalmayacak.
Direkt olarak OBS'te mikrofona filtreler eklediğimiz kısımda Nvidia'yı seçebileceğiz ve arka planda çalışması için başka bir uygulama açmamıza gerek kalmayacak. Şimdi bunu nasıl yapabileceğinize bir bakalım. Benim şu an RTX bir ekran kartım olmadığı için size sadece nasıl ekleyebileceğinizi gösterebileceğim. Bunun için kusura bakmayın. Ne yazık ki RTX bir ekran kartım yok. Bu konuda bir tık üzgün değilim desem yalan olur. Mikrofonunuzdan ayarlara tıklayıp filtreler diyorsunuz ve sonrasında soldaki artı kısmından gürültü bastırma ekliyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi burada RR Noise ve Speaks çıkıyor. Eğer sizin RTX bir ekran kartınız varsa burada Nvidia Noise seçeneği de çıkacaktır. Dördüncü maddemiz kayıp medyayı bulma özelliği. Bildiğiniz üzere OBS'te kaynaklar kısmında herhangi bir JPEG veya PNG dosya ekleyebiliyoruz yayınlarımız için. Bunlar nedir? İşte donate aldığımız firmanın logosunu koymak veya kendi overlay'lerimizi koymak gibi birkaç dosya ekleyebiliyoruz. Ama burada şöyle bir problem oluyor. Mesela daha sonrasında yayını kapattınız. Bilgisayarınızı düzeltirken dosyaların yerlerini değiştirebiliyorsunuz ve OBS'inizde kaynaklarda ekli olan dosyanın yerini değiştirirseniz eğer OBS'inizi açtığınızda o JPEG veya PNG dosyası ekranda gözükmüyordu ve bunu tekrardan eklemeniz gerekiyordu. Bu gelen özellikle birlikte OBS'inizi her açtığınızda size kayıp olan dosyayı söylüyor ve isterseniz bunu otomatik olarak önümüze açılan ekranda aratabiliyoruz bilgisayar içerisinde ya da kendimiz oradan bul diyerek ekleyebiliyoruz. Şimdi yine bununla alakalı olarak nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Kayıp medya özelliği için de hemen şuraya bir tane logo ekliyorum sizler için. Buradan sağ tıklıyorum ve buraya bir adet resim ekleyeceğim. Göz atlıyorum, buradan masaüstü diyorum ve kendi logomu seçiyorum. Buradan sağ tıklıyorum, dönüştür diyorum, ekrana sığdır diyorum. Bu gördüğünüz gibi benim masa üstümde duruyor. Şimdi ben OBS'i kapatıyorum. Bu dosyamı da başka bir klasöre atıyorum. Buradan da siliyorum. Buradan OBS'i açıyorum ve OBS'i açtığımda gördüğünüz gibi burada bana diyor ki ne yazık ki diyor maskot PNG'in yok diyor, durumu kayıp diyor. Hemen isterseniz buradan 3 noktaya tıklayarak dosyayı attığınız yere gelip ben şuraya atmıştım. Buradan seçiyorum ve uygula dediğimde gördüğünüz gibi kayıp dosyamda bulunmuş oldu. Bu sizin diğer eklediğiniz videolar olsun, resimler olsun her şey için geçerlidir. Beşinci maddemiz ekran yakalama veya oyun yakalamada farklı işlemci kullanabilmek. Bu özellikle laptop kullanıcılarının en çok yaşadığı sıkıntılardan biri. Ekran yakalama, oyun yakalama veya pencere yakalamada siyah ekran alabiliyorlar. Bunun için Nvidia denetim masasından OBS'in çalıştığı yeri değiştirmemiz gerekiyor. İşlemciden veya işte ekran kartından çalışma ayarını değiştirmemiz gerekiyor. Bu özellikle birlikte kaynaklar kısmına pencere, ekran veya oyun yakalama eklediğimizde onun altına yeni bir kutucuk açıldı ve buradan direkt olarak CPU üzerinden yakalı olarak seçerek hiçbir işlem yapmadan direkt OBS üzerinden siyah ekran problemini kaldırmış bulunuyoruz. Şimdi bunu nasıl yaptığımıza bir bakalım. Siyah ekran problemi için de ne yazık ki benim bir laptopum olmadığı için sadece size nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Aynı RTX yani Nvidia Noise özelliğini gösteremediğim gibi. Kaynaklar kısmına sağ tıklayıp ekle deyip pencere yakalama dediğinizde ve tekrar buradan tamam dediğinizde şu an benim dikey ekranları gösterdiği için biraz böyle yamuk gözüküyor, kusura bakmayın. Yakalama yöntemi kısmına tıkladığınızda burada gördüğünüz gibi seçenekler çıkıyor. Eğer siz laptop'tan yayın yapıyorsanız yakalama yöntemi kısmında GPU olarak gözükecektir. Onu seçtiğinizde ekranınızı, pencerenizi yakalayacaktır. Aynı zamanda bu ekran yakalama için de geçerlidir. Ekran yakalama deyip tamam dediğinizde yakalama yöntemi kısmına tıkladığınızda burada sizde laptop'tan yaptığınızda burada GPU olarak gözükecektir. Evet arkadaşlar, birlikte yeni gelen versiyon 27 güncellemesinin detayları da baktık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız eğer lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.